Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde metotlarda geriye değer döndüren bir metot tanımlaması yapacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizden farkı geriye değer döndürmesidir metotların. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi statik diyorum. Buraya arkadaşlar artık void demeyeceğim. Çünkü void ne demekti? Biz buraya arkadaşlar geriye döndürme tipini giriyoruz. Geriye hangi tipte bir değer döndürecek? Ben diyorum ki integer tipinde mi bir değer döndürsün? String mi? Tamam diyorum integer döndürsün diyorum. Buraya döndüreceği tipi giriyoruz arkadaşlar. Önceki derslerimizde void girmiştik. Void geriye değer döndürmeyen demekti. Integer, integer tipinde ben bir geriye değer döndüreceğim dedik şu anda. Tamam boşluk bırakıyorum. Metodumun ismini yazıyorum. Toplama yap adını aynı metodu tekrardan tanımlıyorum. Arkadaşlar benden iki tane parametre alsın aldığı iki parametre iki tane sayı alacak toplayacak ve toplamını bana geri döndürecek integer sayı 1 virgül diyorum integer veri tipinde sayı 2 değişken adında iki tane parametre alıyor metoduma girdikten sonra ben şunu demek istiyorum arkadaşlar integer sonuç tipine bir değişken tanımlıyorum sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını topla sonuç değişkenine ata ve görmediğimiz return anahtar kelimesini kullanıyorum ve sonuç diyorum. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Hemen anlatacağım. Biz metodumuzu yazdık. Toplama yap metodunu çağırıyorum. Benden iki tane parametre alıyor. iki tane sayı girer misin diyor. 6 diyorum virgül koydum. 7 dedim noktalı virgül. Şimdi arkadaşlar şöyle çalışacak. Hemen kalem aracımı alıp anlatmak istiyorum. Çok önemli çünkü. Toplama yap adındaki metoduma git. Birinci parametresine 6 değerini koy. ikinci parametresine 7 değerini koy dedik. Bunları öncedeki derslerde gördük zaten. Sonra toplama yap metoduna gidecek. Benim buradaki sayı 1 değerim 6. Sayı 2 değerim de 7 olacak. Evet. Sonra arkadaşlar sayı 1 ile sayı 2 toplarsam ne olur? 13 olur. 13 değerini al. Sonuç değişkenimin içine ata dedim. Şu anda sonucun içinde 13 var. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ben burada return demişim. Return Türkçe'de arkadaşlar. Arkadaşlar geriye döndür anlamına gelmektedir. Geriye döndürmek gibi bir anlamına gelir. Buradaki 13 değerini al ve geriye döndür. Siz bunu derseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapar. Direkt şöyle yapacaktır. Buradaki 13 değerini return alacak. Şuraya arkadaşlar metodun çağrıldığı yere o 13 değerini bırakacak. Yani return anahtar kelimesini şöyle düşünebilirsiniz. Pizzacı gibi arkadaşlar, kargocu gibi. Sizden Müşteriler iki tane pizza siparişi yapıyor. Kargocu ne yapıyor? İki tane pizzayı hazırlıyor, motoruna koyuyor ve pizzanın sipariş verildiği yere pizzaları götürüyor. O elindeki pizzaları çağrıldığı yere götürüyor. Aynı burada da böyle arkadaşlar. Ben de diyorum ki buradaki 13 değerini al, yani pizzayı al, metodun çağrıldığı yere oradaki pizzalarımı götür diyorum. Benim buraya götüreceği değerim ne? Artık burası arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz yer 13 değerine sahip oldu. Yani benim buradaki 13 değerini al metodun çağrıldığı yere buraya bırak diyorum. Buraya 13 değerini bırakınca burada 13 değer oldu arkadaşlar. Şimdi ben buradaki 13 değerini yakaladım. Peki zaten metodun üstüne geldiğinizde arkadaşlar şu tool tipi okursanız ben geri integer veri tipinde bir dönüş yapıyorum diyor bak. Void demiyor. Integer olarak ben bir dönüş yapıyorum diyor. He, demek ki bu integer değer dönüşü yapıyorsa ben şöyle yapabilirim. Integer dönen değer adında bir değişken tanımlayıp buradan yakalayabilirim. Şimdi bakın bir de breakpoint üzerinden görelim. F11 yapıyorum arkadaşlar metodun içerisine girebilmek için. Sayı 1 değişkenimde 6, sayı 2 değişkenimde 7 var. F10 ile içinde geziniyorum. Sayı 1 ile sayı 2'yi topla diyorum. 13 yaptı. Sonuç değişkenimi atıyorum bunu. Sonuç değişkenime geldim. 13. Bakın arkadaşlar nasıl bir hareket yapacak. Buradaki 13 değerini al. Metodun çağrıldığı yere metodun çağrıldığı yere onu bırak diyorum. Yani burası 13 olacak arkadaşlar. Sonra buradaki 13 değerini alacak. Buradaki dönen değer değişkenimin içerisine atamış olacak. Neden? Eşittir operatörü var. Eşittir operatörü sağdaki değeri al. Soldaki değişkenin içerisine ata demekti. Bakın şimdi. Geriye dönecek. Aldı değeri. Bakın şu an dönen değerin içi 0. Şimdi bakın. 13 değerini aldı. Yani bir daha söylüyorum. Çok önemli. Buradan almış olduğu 13 değerini aldı. Metodun çağrıldığı yere buraya 13 değerini bıraktı arkadaşlar. Burada da eşittir operatörümüz olduğu için sağdaki değeri al. Soldaki değişkenimizin içerisine at dedim bu şekilde arkadaşlar kullanılır. Ondan sonra siz mesela şunu yapabilirsiniz. Gelirsiniz buraya if dersiniz. Dönen değerim. Hani bu şekilde kullanabilirsiniz. Ondan büyükse işte değer ondan büyüktür. Şeklinde bir şey yazdırabilirsiniz. Değilse değer ondan küçüktür şeklinde kontroller yapabilirsiniz arkadaşlar. Metottan almış olduğunuz değeri bu şekilde kontrollere sokabilirsiniz. Mesela burada konsol readline diyerek de bunu ekranda görelim. Mesela çalıştırıyorum 13'tü. O zaman bir daha çalıştıralım. Metoduma gitti. ki değerimi toplayacak. Bana sonucu döndürecek. Sonucumu alacağım. Dönen değer değişkenimin içerisine atacağım dönen değerime bakıyorum. 13 10'dan büyük olduğu için if bloklarıma girdi. Bu değerimi ekrana yazdırdı ve konsolum ekranda sabit tuttu. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek olması için bir tane daha metot tanımlamak istiyorum. Burayı siliyorum. Bu metodum durabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Hatta buradaki kulakçığa basarak da kapatabilirim. Altına geliyorum. Bir metot daha tanımlayacağım. Statik diyorum arkadaşlar. Metodumun türü bu sefer String dönsün arkadaşlar. Ben string veri tipine bir dönüş yapacağım diyorum. İsim soy isim döndür adına bir tane metot yazdırmak istiyorum. Metodum benden string veri tipinde bir isim alsın. String veri tipinde bir soy isim değeri alsın. Ve return diyorum. Benim ismimi artı soy isim değerimi döndür diyorum. Burada metodumu tanımladım. Burada da metodumu çağırıyorum. Mesela string diyorum buraya da. Gelen isim soy isim değeri adına bir değişken tanımlıyorum. Ve metodumun ismine isim soy isim döndürdü. Burada metodumu çağırıyorum arkadaşlar. İsmime Enes giriyorum. Soy ismime de Bayram giriyorum. Ve burada da console write diyerek gelen soy isim ve değerlerimi ekrana yazdırıyorum ve konsolumu ekranda tutuyorum. Arkadaşlar şimdi bunun çalışma yapısına bir bakalım. Projemizi çalıştıralım. İlk başta sağdan okunur. İsim soy isim adını döndür adındaki metoduma git. Enes ve bayram değerlerini ver diyorum. Metoduma gidecek. F11 yaptım. İsimime bakıyorum. Enes. Soy isim değerim. Bayram. Sonra isim ns boşluk bayram değerini geriye return anahtar kelimesiyle döndür diyorum. Geliyor arkadaşlar. Alıyor bu ikisini. Ne yapacak? ns bayram değerini alıp bunu alıp metodun çağrıldığı yere tam şuraya metodun çağrıldığı yere buraya ns bayram değerini bırakacak arkadaşlar. Ondan sonra ben buradaki ns bayram değerini de buradaki değişken içerisine atacağım. Ondan sonra buradaki değeri ekrana yazdıracağım ve konsolumu ekranda tutmuş olacağım. Bakalım hemen. Döndü. Şu anda gelen isim soy isim değeri nal görünüyor. Şimdi bakıyorum. Enes Bayram görünüyor. Enes Bayram ekrana yazdır ve konsolumu ekranda tut demiş oldum. Arkadaşlar şunu bir daha söylemek istiyorum. Mesela siz buraya integer yazarsanız hata alırsınız. Hatanın sebebi de şudur. Üzerine geliyorum. Şur hatası. Yani integer veri tipini string'e dönüştürmen gerekiyorlar. Neden? Çünkü siz burada diyorsunuz ki, burada kalem aracılığı gösteriyorum. Siz burada diyorsunuz ki, ben string bir değeri ben string bir şey döndürmek istiyorum diyorsunuz. Burası da benim dönüş tipim değil miydi? Yani eğer siz burada string veri tipine bir dönüş yapmak istiyorsanız burayı string vermeniz gerekiyor. Zaten burası geriye döndüreceğiniz tipi belirtiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu şekilde. Yani siz buraya string yazarsanız şunu demiş oluyorsunuz. Ben string bir değer döneceğim. Siz buraya int yazıyorsunuz. Ben integer tipinde bir değer döneceğim. 5 gibi, 10 gibi, 50 gibi. Mesela siz buraya double yazarsanız o zaman ben işte 14 virgül 65 gibi ondalıklı bir sayılar döneceğim diyorsunuz. Yani siz buraya double yazıp da string dönmeye kalkarsanız hata alırsınız. Özellikle buraya vurguluyorum. Burası sizin metodunuzun dönüş tipidir arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bu kadar arkadaşlar. Parametreli metot tanımlama, parametresiz metot tanımlama, return anahtar kelimesiyle geriye değerler döndürme, onları burada karşılama, kullanma gibi işlemler yapabiliriz. Statik anahtar kelimesini ilerleyen derslerde daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu derste üzerine durmadım. Bu kadar arkadaşlar. Bir de son olarak şunu göstermek istiyorum. Return anahtar kelimemiz bir metodun bitişidir arkadaşlar. Mesela sizin return anahtar kelimesinden sonra yazmış olduğunuz kodlar çalışmaz. Hemen bir deneyelim. Ben burada metodumu çalıştırıyorum. Metodumun üzerine içerisine girdim. Return dedim. Benim buradaki isim soy isim değerini döndür diyorum. Bakın ekranda o benim Yazmış olduğum şu değeri ekranda göstermedi fark ettiyseniz Hemen ekrana bakıyorum bakın enes bayram Benim buradaki Şu yazmış olduğum string değeri ekranda göstermedi Arkadaşlar return anahtar kelimesinin iki işlemi vardır Buraya yazıyorum Birincisi Değerleri Döndürmesi İkincisi de Return Anahtar Kelimesi metodu bitiren anahtar kelimedir. Yani arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Return anahtar kelimesinden sonra yazmış olduğunuz kodlar çalışmaz. Return bir metodu bitiren anahtar kelimedir. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız böyle bir hata yapabilir. Dikkat etsinler. Evet arkadaşlar metotlar konusunda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum.